kilometre yaklaşık köy grup yollarımızı sıcak asfaltla tanıştırdık. Bu iki yıl içerisinde merkezi ilçemiz dahil bütün 12 ilçemize 170 kilometre sıcak asfaltta. Bu bir ilktir biliyorsunuz. En büyük yatırımı olan Devres Kızlar Yolu Barajı geçtiğimiz ay Orman Su İşleri Bakanımız tarafından temeli atılarak Çankırı'mıza ve bölgemize kazandırıldı. Tam 450 trilyon lira tutarındaki bu Çankırı'nın en büyük yatırımı inşallah 4-5 senede kendini amorti edecek yıllık sadece zirai getirisi 101 trilyon lira olacak arkadaşlar. Ve hakikaten yeni yaptığımız Çankırı-Korgun-Kurşunlu yolu, o da 154 trilyonluk büyük bir yatırım. Merkezden İstanbul-Samsun E80-D100 karayoluna bağlantı yolunda gece gündüz 300 trilyona 2017 yılında ihale etmek suretiyle başlattık ve çalışmalar inşallah nihayetlenecek ve daha güzel bir imkana Çankırı'mız bütün ilçeleriyle beraber kavuşmuş olacak. 3 gün önce milletvekilleri olarak hem Çankırı hem Kastamonu milletvekilleri olarak, valiler olarak, belediye başkanları olarak ve bakanlık bürokratları olarak beraber bir araya geldik. Gaz'da yerinde incelemeler yaparak hem Çankırı Doruk Oteli uluslararası bir kongre merkezi, 2000 kişinin bir arada bulunabileceği bir kongre merkezi halinde yapılandırılması ve özellikle Çankırı ve Kastamonu ilişkini alacak şekilde Ilgaz'ın bu yeni dünyanın sizlerin, bizlerin, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kuracağımız adil ve merhametli yeni bir dünyanın Davos'u yapalım dedik. İnşallah bu hayalimiz de gerçekleşecek. Ki özellikle sağlık sektörüyle ilgili ağız ve diş sağlığı hastanesinin elhamdülillah 1-2 ay içerisinde açılacağını ve burada siz değerli insanlarımıza, hemşehrilerimize hazır hale geldiğini yerinde müşahede ettik. Bunu memnuniyetle gördük ve inşallah 2018 yılı içerisinde de Çankırı'da güzel bir hastanemizi inşallah Sayın Başbakanımızın müjdelemiş olduğu bu güzel hastaneyi birlikte şehrimize kazandıracağız ve sağlık alanında da yapacağımız bütün bu yatırımları inşallah bahar ayında Sağlık Bakanımızı getirmek suretiyle ilçelerimizde yaptığımız hastane ve sağlık ocaklarıyla beraber inşallah kurdelesini hep beraber keseceğiz. Bu güzel yatırımların da bütün hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. 2 yılda 2 katrını aşan bölümüne birlikte imza attığımızı her bir vatandaşımıza, hemşehrimize, şehrimizin bütün köşesine inşallah yaygınlaştıracağız. Ve işte 2019'daki seçimlere, yerel seçimlere ve milletvekilliği seçimleriyle cumhurbaşkanlığı seçimlerine birlikte toplumumuzu hazırlayacağız. Hep beraber en güzel neticeyi inşallah alacağız.